Evet, yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Opel olmayan, aslında Opel olan bir araçla beraberiz. Nedir bu araç? Chevrolet Cruze. 1.6 Xar motora sahip aracımız. Opel Astra H ve Astra J'lerde sıklıkla karşılaştığımız bir motor aslında. Xep motorun geliştirilmiş versiyonu diyebiliriz. Xep motorlarda boğaz kelebeğimiz hemen manifoldun üstündeyken, demir manifoldken, bunda hemen sol tarafta bulunuyor. Aynı zamanda solenoid valfler bulunuyor. Dişli grubu, şöyle dişli grubuna baktığımız zaman özellikle yine değişikliklerden birisi kuru dişli değil, vanus diye geçiyor. Aracımız bu arada 2011-2012 yıllarına ait bir araç diyebiliriz. Bunun dışında aracımızın üzerinde LPG sistemi de mevcut. Bu araçlarda LPG varsa çelik subapta olması gerekiyor. Çünkü orijinal fabrika magnezyum alaşımlı bir subaba sahip olduğu için maalesef bu araçlarda sıklıkla subap yanmalarına karşılaşıyoruz. Buji bobinlerde de sıkıntı yaratıyor. Yani LPG ateşleme sistemine zarar verebiliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun dışında aracımız Avrupa yakasından geldi. Biz bildiğiniz üzere Anadolu yakasındayız. Kayı geçip geldi abimiz. Teşekkür ediyoruz. Cruze 1.6 Xar ile beraberiz. Aracın kilometresi de 87.000 civarlarında olması gerekiyor. Aracın ne sıkıntısı vardı bize geldi? Bunları babamdan dinleyelim. Usta, bu araba neden bize geldi? Aracımız arkadaşlar bizi tavsiye üzerine geldiler. Yağ soğutucusunu değişelim. Bunlar da hastalıkmış. Evet dedik. Yağ soğutucusunu değişelim. Abi dedi bu kilometremiz bu ama yılımız bu değil. Kirger kayışın, V kayışın, direksiyon kayışın su pompasına değişmesini ilettik. Tamam değişsin dedi. Yaklaşık bir ay önce de yedek parça parasını ödedi. Arabasını da getirdi. Şimdi yapıyoruz. Çünkü malum ülkemizde maalesef baba yedek parça uçuyor. Uçuyor. Bugün 10 liraysa yarın 12 lira olduğu için bir ay öncesinden bu tarz müşterilerimiz mevcut arkadaşlar. Yine bir Peugeot Citroen 2 adet müşterimiz de bizlere parasını ödedi. Parçasını bekletiyoruz. Aracın yağ soğutucusu değişiyor. Trigger seti değişiyor ve su pompası devir daimi değişiyor. İlk hangisinden başladık baba? Buradan direksiyon pompası, egzoz bağlantısını alacağım. Kapağını. Egzoz manifoldusu, manifoldu. Soğutucuya doğru gidiyoruz. Koruyucu demirimizin altta bir civatası var. Onu boşaltıp üste geçeceğiz. Altına ilk defa girdik şu anda, ancak çok hoş bir görüntü yok. 87.000'de aracımız gerçekten düşük bir kilometrede. Şöyle bir kontrol edelim aracımızın. Evet, yağ karterinde çok aşırı derecede bir yağ kaçakları mevcut. Bu araba manueldi galiba. Karterden geliyor bu herhalde usta. Şanzıman... Arka krank keçesi abi burası. Aynen. Bu da karter. Yine şanzıman inmesi gerekiyor aslında. Arka evet, krank keçesinde. Baskı balatası silkeleme yapıyor. Evet, baskı balatası da çok kötü. Şanzımanın çöktüğünde arka krank keçesini yaptırması şart. Egzoz bölümünü söktükten sonra katalizatörle manifold bölümünü aldık. Yağ soğutucunun da yağ kaçırdıklarını buralardan görebiliyoruz. Evet, hem de patlatsa sıkıntı çok büyük olacak. Biz tavsiye ediyoruz, yağ soğutucunun değişmesi şart arkadaşlar. Belirli periyodik aralıklarla yağ soğutucularını değiştirin. Sonra niye bu kadar maliyetli, niye bu kadar masraf çıktı diye yakınabilirsiniz. Aynen öyle. Yağ soğutucumuz burada. Buradan bir boru gidiyor aslında baba. O boruyu da termostat bölümünden sökeceğiz. Contayı etaba koymadık. Bu conta değişecek. Listemizde yok. Egzoz manifold. Contası yanık. Bak görüyor musun? Kavlıyor. Contayı değişelim. Trigger bölümünden de şöyle. Kapağını aldık. Kulağını söküp alt korumaları alıp trigger'i çıkardık. Tabii su devir daimimiz de mevcut. Tabii ki o. Burada onu değiştirdik. Antifrizi mecbur yenilemek zorundayız. Antifrizimiz yenilenecek. Boşalacaklar. Evet, botucumuzun borusunu söküyoruz. Devir daima giren su borusu. Bu da bloka girer. Burada termostata girer. Termostat bölümünü söktüm. Gördün mü pislikleri? Evet, net bir şekilde gördüm. Kireçlemiş. Sıvı conta çalmışlar geçmişte, borunun ağzına doldurmuşlar.
boruya bir bez attın. Evet. Şu an bu bez ne? Egzoz borusu. Birazdan yağ akacak. Egzozun içine akıp da yağ dumanı atmasın. Ya aslında sıkıntı olmaz usta. Yani araba çalıştıktan belli bir süre buhar atar, duman atar. Keser ama biz bunun önüne geçmek için oraya bir bez kapattık. Evet. Yağ dolmasın. Son bir daha herhalde. Evet, onu en rahatı en sona bırakıyorum. Evet, o da gittiğine göre yağ soğuk, artık tutan hiçbir şey kalmadı. Gördün bakan yağlar. Biraz önce bahsettiğin yağlar şu an akıyor usta. Bakın tam da egzoz bölümüne gidiyor. Bezimizi kapattık. Egzoz bölümüne gittiği için burayı kapatmamız gerekiyor ama şurada bir sıvı conta kalıntıları var gibi bir kalıntılar var arkadaşlar. Nedir bunlar bir bakalım. Evet, sıvı conta daha önce kullanılmış buraya. Demek ki daha önce müdahale edilmiş. Bunun dışında diğer bastığı noktalardan biri de şu bölüm. Hem buraya motor bloğundan basıyor hem sağ taraftaki yere motor bloğuna basmış oluyor. Yağlarımız akıyor, en son temizliklerimizi yapacağız. Yıkama işlemlerimizi yapacağız, devam edeceğiz. Evet. Bunların ordinikleri de aslında çok önemli. Tabii ki. Su kaçırıyor, daha sonra müdahale etmek için yine aynı şey. Yaptığımız işi elimize veriyor. Yani tekrar bu işi yapmamız gerekiyor. İyi baştan gerekiyor. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz. Ordiniklerine, contalarına kesinlikle bakıyoruz. Oturturken de çok önemli bu detaylar. Görmüş olduğunuz gibi egzoz manifoldunu aldık. Manifoldun altından borumuzu, su borumuzu çıkardıktan sonra yağ soğutucuya ulaşmış olduk. Temizliklerini gerçekleştireceğiz şu anda. Dişini fırçalıyorum şimdi. Evet. Yaptığımız, yani temizlik çok önemli baba. Yine tabii ki yandıkça yağları atar ama hiç gerek yok. Gerek yok, artı bu conta yüzeylerinde ufak bir tortu pislik kalsa conta tam oturmaz, yine yağ kaçırır zamanla. Temizlik çok önemli abi. Atasözü. Temizlik imandan gelir. Evet, sen orayı yaparken vanosların da aslında belli bir zamanı var, değişme zamanı ama ses yaptığında, ilk çalıştırdığımızda soğuklarda genellikle takır takır ses yapıp yağlamayı yaptıktan sonra sesini kesiyor. Vanoslarda emme egzoz olarak iki türlü. İçi dolu tapa var, bir de içi boş tapa var. Bu da araca göre değişiklik gösteriyor. Kuruzlarda ve Astra bölümlerinde, Astra araçlarında farklılık buralardan kaynaklanabiliyor. Bunun dışında alt bölümde su devir daimimiz var. Yani hemen şurada su devir daimının da değişimini gerçekleştireceğiz. Bu aracımızda 2 adet V kayışımız var. Biri direksiyon kayışı, biri V kayışı diyebiliriz. İki kayışın da değişimini gerçekleştireceğiz. Alttan çok önemli yağ kaçaklarımız var. Özellikle arka krank keçesi ve karter bölümünden aşırı derecede yağ kaçırıyor araç. Bunun dışında baskı balatası çok kötü, titreyerek kalkıyor aracımız. Bunların daha ilerleyen zamanlarda yapılması, müdahale edilmesi gerekiyor. Buradan da müşterimiz görmüş olsun, bilgisini vermiş olalım. Evet, yağ soğutucu işlemine geçtik usta. Evet. Esirger bölümüne atlamadan önce aslında yağ soğutucuyu tamamlamak istedik. Buradan GM logosunu şöyle, buradan GM logosunu net bir şekilde görebiliyoruz. Arkadaşlar, bu araçlarda yağ soğutucu nedir? Burada yağ filtremiz, yağ pompamızdan gelen yağı süzüyor, motora dağıtıyor. Bir yerden girerken
bir yerden çıkıyor yani. Ama buradan termostatımızdan su, devir daimimizden aldığı suyu termosta da gönderiyor. Buradan da motor blokundan bu petek sayesinde motor yağımızı soğutmuş oluyor. Bu petek patladığında yağ bidonumuz, su bidonumuz tamamen yağya dönüşüyor. Zaten kapağını göstersene, biraz yağlanma var usta. Görebiliyoruz bak burada. Bunun daha fazla olduğunu düşünebiliriz. Bidon, evet. Bidon ve radyatör değişimlerine kadar gidiyor. Bu arkadaş bilinçli bir müşteri olduğu için patlamasını beklemeden soğutucusunu yeniliyor, kafası rahat olacak. Trigger'i de tamamladıktan sonra araç hazır. Hazır, evet. Bunu belirtelim. Daimus pompamız da değişiyor. Bu arada birçok eksiği olduğunu belirttik. Şimdi takım aşamalarını çok fazla uzatmayacağız arkadaşlar. GM orijinal ürünü sizlere göstermiş olduk. Bunun dışında çok önemli detay, arkalarının ve egzoza yağ gitmemesinin engellememiz gerekiyor. Benzin yardımıyla da motor bloğunu ve alt kısımları yıkadık. Şimdi montaj aşamalarına geçtik. Müşterimiz karşı taraftan geldiği için videoyu çekme ihtimaliniz var mı diye sordu. Biz de elimizden geldiğince videolarla bilgilendirmeye ve aracını göstermeye çalışıyoruz. Yoksa bu aracın videosunu maalesef çekemeyecektim ama görmesi adına, bir güven oluşması adına buradan videoyu çekiyorum. Tabii ki yağ soğutucusuna giren 3 adet boru var. O-ringleri çok önemli. Bu o-ringleri kontrol ettiğimizde herhangi bir sıkıntı olduğunu görmedik. Bu yüzden de müdahale etmedik. O-ring kısımlarına az da olsa sıvı conta koyduk arkadaşlar. Herhangi bir kaçak olmaması adına. Bu şekilde yağ soğutucunun montajını gerçekleştiriyoruz. Evet, devam ediyoruz. Burada manifold contamızı yeniledik, görüyoruz. Evet. Su girişi, devir daim su girişi, motor blok su girişi, soğutucu peteği ve soğutucu gövdesi montajı bitti. Katalizatörüne. Bunu boşaltanlar var usta. Evet, var. Bunun hakkında egzozcu özellikle bunu ücretsiz boşaltıyor. Biraz alıyor, az para alıyor da sen ucuz yaptı belliyorsun. Yani niye böyle bir durum var ortada usta? Yani bilmeyenler için aydınlatma şansın var mı bu arada? Kadar ya, bilmeyenler. Arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Boşalttırmayın. Arızalanmanız yanar bir muayeneden geçemezsiniz. Egzoz muayenesinden kalırsınız. Artı aracınızın yakıtına etken, artı egzozcu değişir. İçinden çıkan çöp dediğiniz taşlar 2000 TL. En az 2000. Ama Opel'lerinki çıkmakla 5000 lira. Opel'lerinki özellikle 2000'den başlamıyor da aşırı derecede pahalı diyelim. Yani evet. Neden ucuz yaptıkları buradan da söylensin. İçindeki taşlar çok değerli taşlar. Herhalde sağlık sektöründe kullanılıyor diye biliyorum. Bu yüzden pahalı. O yüzden ücretsiz veya ucuza egzozcularımız yapıyor. Boşalttığımız zaman muayeneden geçmiyor. Sesimiz artıyor. Motorun sesi daha fazla çıkıyor. Yakıt bunlara artıyor. Dikkat edelim. Yakıtımız artıyor. Sonuçta bunu bir mühendis tasarlamış usta. Bunu iptal etmek bizim haddimize değil. Biz gerekli teknik veriler doğrultusunda işlerimizi yürütüyoruz. Bunları da sizinle paylaşıyoruz. Buradaki görmüş olduğunuz onluk arkadaşlar, civataları sıkacağız, devam edeceğiz. Evet. Öncelikle devir daim bölümünü asma açıyoruz ki devir daimi değişebilelim. Devir daim meydana çıktı şu an. Böyle görünebiliyor. Burada trigger setimizden bahsedelim. Kullanacağımız ürün yine her zaman olduğu gibi orijinal Opel logolu trigger setimiz olacaktır arkadaşlar. Burada şöyle göstereyim neler çıkıyor. Rulman, civata. Yine birkaç civata var. Yine bir rulmanımız var burada Opel logolu. Yine civataları ve trigger kayışı mevcut. Bunda da Opel logosu var mı? Bu şekilde PSA diyor. Bu şekilde. Devir daim, fabrikanın taktığı devir daim de. Civataların boyalarından anlıyoruz. Yeni değişiyor yani. İlk defa biz değiştiriyoruz bu arada. Evet. Zaten aracımız 87 bin kilometrede olduğu için devir daimde sıklıkla değişen bir parça değil herhalde usta. Yok. Sıklıkla değişen bir parça değil, evet.
verebilir mi Paslan? Evet, su devir daimi. Su pompamız bu şekilde. Bekle. Eskisiyle karşılaştırabiliriz. Contasıyla beraber çıkıyor. Eski, yeni. Evet, ertesi günden merhabalar. Öncelikle egzantrik bölümlerini kilitliyoruz vanoslarımız arkadaşlar. Şarj nasıl gidiyor bunun? Kesintisiz mi? Evet. 6 saat. İyi. 6 saat gidiyor. Şarj yok zaten. Külbütör contamız maalesef değişmek zorunda arkadaşlar. Çünkü gevremiş. Bakın. Diğer kalıntılar da yine burada. Isınıp soğuduğundan, ısınıp soğuduğundan bunlar zamanla bakın kırılıyor bu şekilde. Tabi bunu yaparken bujilerin sökük olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. İçerisine pistonun üstüne gitmemesi lazım. Çıtır çıtır kırılıyor. Değişmesi gerek. Kivatalar ne kadar? Orijinal GM. GM aynen öyle. Dolmanlar ve tirger kayışı çıkıyor içerisinden. Hemen burada üst kapağı aldıktan sonra conta kırık olduğu için lama deliklerine sente aparatının birine egzantrikleri kilitledik. Çünkü vanusun da ayarı var bunlarda. Burayı da getirdik. Buranın da dişli aparatları var bu şekilde. Bilyalarını söktük. Gövdede herhangi bir sıkıntı yok. Su devir daimiz pompasını değiştirmiştik. Rulmanlarımız da yine aynı şekilde takılıyor. Külbütör kapak contası almak için şu an sanayiye gidiyorum. Bunların montajı yapılıyor. Burada yine zivatalarıyla birlikte geliyor usta. Orijinal olduğu için geliyor. İçerisindeki kayış power grip olması lazım. Şimdi çıkaralım. PSA grubun ürettiği bir trigger kayışı diyebiliriz. Şuradan bakalım power grip mi? Evet, power grip GM. Rulmanın birini takıyoruz. Bunu takarken arkasında ayarı yok. Koysak ama buna gelince tırnağımız ve yayımız, bunların yeri var, orada oturması gerekiyor. Evet, şu an çok gitti. Biraz daha baba. Çok oldu. Şu an iyi. Gördüğümüz gibi çizgi ve ok birbirini karşıladı. Krangı da senteye almış olduk. Kayışımız oturdu burada. Gerdirme işlemini yapacağız. Pimini çekiyoruz. Alt amel egzantrik yani krank bölümü pardon. Bakıyoruz. Eşit mi? Evet, şu an iyi konumda. Şuradan baktığımız zaman burası iyi usta. Gayet güzel. Buraya gel. Buraya geldim. Zaten vanoslar kilitlediğimiz için dönme gibi bir olayı yok. Bakın biz buraya işaretler vurduk. Zaten kendi orijinal kendi işaretleri. Belirgin olmasın için yani yaptığım bir işlem karşılamış bir şekilde. Şu an trigger. Sent ayar. Tamam. Oturduğuna emin olalım. Önemli nokta zaten kayışın oturması. Şöyle göstereyim. Egzantrik yine vanoslardan dikkat edelim. Alta bakalım. Alta baktığımız zaman da yine karşıladığını net bir şekilde görebiliyoruz. Kitleme aparatlarımız üstten kilitledik. Alttan krangı getirdik. Ve egzantrikleri lamalardan kilitledik. Şu an egzantrik bölümündeki aparatı alıyoruz arkadaşlar. Bundan da üstüne okuyalım neymiş. 1.6 yeni model Opel. Usta istersen değinelim.
Ne yaptık şu an biz burada? Biz burada bu aracın vanus, eksantrik mili, krank, bunların hepsinin eşit bir nokta demek, sente demek. Senteyi aldık, trigger kayışımızı taktık. Sökerken bunlar çok önemli değil. Aparatımız olduğu için umursamayız. Ama aparatın olmasa, vay çizgi koy, vay onu getir, vay bunu getir. Bu yüz sök piston geldi mi, üst ölü de mi, değil mi? Siboplarımız, emme eksos basma anı, eksos kapatma anı mı? Onlara bakalım. Biz onların hiçbirine bakmıyoruz. Aparatı taktığımızda direkt yolumuza devam ediyoruz. Genelde benzinli motorlarda üst ölü nokta diye bir tabir var. Ama Nido 13 hatırlar mısın? BMW F30'ların motoru. Dizel de aynı o şekil. Dizel aynı. 4 piston eşit olacak. Ama benzinli de normalde olmaz. Benzinli üst ölü nokta da oluyor. Nido 13'te hatırlıyorum. Başka hatırlamıyorum. Nido 13 motorlarda arkadaşlar BMW F30, F20'lerdeki motorlarda 4 eşit piston yine krank egzantrik kitlemeyle işimizi görüyorduk. Burada da aynı şekilde senteyi aldık. Burada ek olarak masraf ne çıktı? Burada manifold egzantrik. Contası, evet, manifold contamız. Karbüratör kapak contası. Antipriz. Motor yağı eksik ilavesi. İlk marşımız, tek marşımız.